üstadım. Bu hafta malum haliniz olduğu üzere memleket gündemini meşgul eden birkaç hadise yaşandı. Bunlardan birisi ve belki de en mühimi olan hususla ilgili çok sual var. O da şu, öldürülen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile alakalı üstadın görüşleri nelerdir ve üstadın fikrince bu cinayetin arkasında kimler vardır? Pekala. Şimdi beylik laflar var. Terörün her çeşidi terördür. Terörün dini olmaz, şu olmaz, bu olmaz falan. Ama İslami perspektiften bakarsanız nahak yere bir insanı katletmek bütün insanlığı katletmeye eşdeğerdedir. Bir defa bu İslami hüküm muvaciyesinde hadiseye bakacağız. İkincisi, bunu yapanlar bu ülkenin menfaati istikametinde velev yanılmayla olsun bir düşüncenin tahrikiyle yapmıyorlar. Bilakis zahir ve bahirdir ki bu milletin aleyhine olsun diye yapıyorlar ve bunu da bir düşman taşeronu olarak yapıyorlar. Şu tespitten sonra, bu umumi tespittir. Şimdiye kadar yapılan işlerin kahir ekseriyeti de böyledir. O savcıyla belki bu cinayeti işleyenlerin bir merhabası bile olmamış. Daha evvel yüz yüze bile gelmemişler. Savcının vazifesine bir cinayet işlenmiş, bir adam öldürülmüş. Bunu tahkik ediyor. Hukuk adamı, avukatlar sade taraf tutarlar. Kimin vekaletini almışsa onu kayırmaya uğraşırlar. Normalde hakim ve savcıların vazifesi hadisenin gerçeğini ortaya çıkarmaktır. Şimdi bir mantık yürütüyorum. Hadisenin gerçeğini ortaya çıkarmaktan ibaret bir faaliyeti yürüten savcı, taraf olmasına imkan yok. Öldürülenin akrabası değil. Onunla bir hukuku yok. Fikren veya muarızlarınla bir alakası, fikren veya fiilen yok. Mantıken bu hadiseyi tarafsız incelemesinden başka bir şey düşünülemez. Kendine böyle bir isnatta bulunamaz. O zaman bunu öldürenler bu savcının ortaya çıkaracağı bir gerçekten korktular. O gerçek de şudur. O çocuğu kendileri öldürdü. Sırf polisi itham edebilmek, sırf devleti itham edebilmek için hadiseyi, kargaşayı büyütmek, bu ülkede can emniyeti yok intibaını vermek için kendi saplarından bir adam öldürdüler. Bu söylediğim söz sade bir mantıki istidlaldir. Ama tabiat kanunu kadar doğru olmak ihtimali vardır. Çünkü sen tarafsız bir savcı, bir tahkikat yapıyor. Sizin aleyhinize veya o çocuğun aleyhine veya solcuların aleyhine bir hüküm mü verdi ki henüz? Buna kızdınız da bunu yaptınız. Bunun hiçbir mantıki sebebi yoktur. Bunun sebebi olsa olsa o savcının tahkikatın neticesinden korkmaktır. Bunu delillendirmek için de hatırlayın Taksim hadiseleri sırasında birisinin sözü kameraya aksetti. Birkaç kişi ölse çok iyi olacak diyorlardı. Ölsün de nereden ölürse olsun. Devleti can güvenliğini koruyamıyor diye ithama medar olacak, hadise büyüyecek. İşte burada da bu mantık işlemiştir.
Başka türlü bunun bir izahı yoktur. Terör olmasından, terörün menfur olmasından öteye, burada eğer mutlaka bir sebep varsa, bu sebep bu tarafsız hareket etmesi aleyhine söylenecek bir söz henüz mevcut olmayan, bir hüküm vermemiş ki, daha tahkikat bitmemiş. Kendisine bir kusur, velev solcular cihetinden veya husumete medar olacak bir unsur ileri sürülemeyecek bir vasıftaki adamı senin öldürmen, bu tahkikatın neticesinden korkmandır. Başka türlü bunun mantığı izahı yoktur. Tabii bununla birlikte bir de devlet savcısını koruyamıyor. Nitekim savcısını koruyamayan devlet halkı nasıl korusun diye manşet atanlar oldu. İşte bu yenilerin tabiriyle algıyı, bu telakki tarzını umumileştirmek için yapılmış bir iş aynı zamanda. Bir hadiseden bazen bir tek netice doğmaz. Sebep de tek olmayabilir. Ondan husule gelen neticeler de tek olmayabilir. Burada da böyle bir şey var. Devlet savcısını koruyamıyor. Hırsız içerideyken hiç kimse evinde hırsızlık olmasını koruyamaz. Çünkü sen avukat hüviyetiyle giriyorsun adliyeye. Avukat. Avukat olsun, bunları arayalım denince de kızılca kıyamet kopuyor. Ne var yani? Avukattan hain çıkmaz mı? Her sınıf insandan çıkabilir. Fethullah Hoca ihanetin en büyüğünü yaptı. Şimdi biz hocadan da hain çıkabiliyor, millet devlet düşmanı çıkabiliyor desek, bütün hocaların bunun alınması mı lazım? Düşman düşmandır, her hüviyete bürünebilir. Bunun için sen namuslu bir avukatsan, bırak arasınlar. Bırak arasınlar, sen namusluysan, senin de emniyetin bunu gerektirdiği için bu yapılıyor diye hay hay buyurun dersin. Sen aranmakta niye korkuyorsun? Haysiyet meselesi yapıyorlar. Biz potansiyel suçlu muyuz? Hayır, kimse potansiyel suçlu değildir sabit olana kadar. Ama netice itibariyle bu adliyede bu iş olduysa, bu gösteriyor ki her hüviyete, hakim hüviyetine bile bürünebilir adam. Uydurma bir hakim hüviyeti gösterse, or sarayda çalışan bütün hakimleri o kapıdaki adam tanıyor mu? Hakim hüviyetini basar girer. Bunun istisnası yok. Her sınıf insan içinde hain olabilir. Namuslu adamlar kontrolden rahatsız olmazlar. Avukatların bunu mesele yapmaları benzer hadiselerin tekerrürünü arzu etmelerinden başka bir şey değildir. Bunu yapanlar da hiç şüphesiz solcu avukatlardır. Dindar bir avukat, böyle şeyler hayalinden bile geçmeyen bir avukat, bizi ne diye arıyorsunuz demez, buyurara der. Kendinden emin olan adam buyurara der. Ne var yani, aranmak sana bir haysiyetsizlik, bir suç isnadı değildir ki. Niye çekiniyorsun? Biz bu avukatların içinde işte baro başkanı gibi adamları da görüyoruz. Sözüm ona bu işte tavassut etmiş. O bile bu cinayeti işleseydi ben şaşırmazdım. Çünkü kafa yapısı aynı. Üstelik öldürülen savcı dindar bir savcı. İmam Hatip mezunu. İmam Hatip menşeli. Umre yapmış bir adam. Oğluna Muhammed adını koyan bir adam. Onun seçilmesinde de belki bir sebep de budur.
şu halde. Bu hadise hükümete karşı, millete karşı, milletin geleceğine karşı düşünülen ihanetlerin zincirinden bir halkadır. Daha başkalarını da yaparlar. Taksim'den beri bu halka halka geliyor. Yurt dışıyla konuştukları sabit oldu. Sen milli bir duyguyla bu vatanın evladıysan, velev yanılma olsun bunu yapıyorsan, yurt dışıyla ne işin var? Ne işin var? Sade bu bile bunların taşeron olduğunu göstermiyor mu? Vallahi incelense belki bunların asılları Ermeni Rum'dur da Müslüman hüviyetiyle aramızda yaşamaktadırlar. Nitekim böyle çok insan var. Düşman içeride, hırsız evin içinde oldu mu kapıyı kilitlemenin bir manası olmaz. İstihbarat alınabilir miydi? Arkadaşlar her takatin bir hududu vardır. Allah aşkına istihbarat neticesinde tevkif edilen adamların suç işleyecek diye hangisini siz takdir ettiniz? Bu adamı suç işlemeden evvel yakaladılar işte bu topuyla, tüfeğiyle, bombasıyla diye. Hangisini takdir ettiniz? Her takatin bir hududu vardır. Devletin güvenlik kuvvetlerinde takatinin bir hududu vardır. Bir tanesinde belki birçoklarını önlemişlerdir, yakalamışlardır. Yakalayamadığı da biri olur. Bunu o adam tenkit etmeli ki hayatında hiç hata etmesin. Ama bir kısım solculara sorarsan bunu hükümet yaptırdı. Allah aşkına Türkiye bazı insanların icraatına, efaline bakıyorum da bir timarhaneye benziyor. 2 ay sonra seçim var. Baraj endişesi olan bir partinin lideri masum şehit savcıyla teröristi aynı gören bir mesaj yayınlıyor. Ya bu herif aptal, milleti aptal zannediyor. Ya da öyle bir ihanet var içinde ki zaptı nefse demiyor. Bunu milletin tasvip etmeyeceğini bilemez mi bu adam? Timarhanelik deli değil. Ancak evinin yolunu bulmakta şaşıran bir adam böyle bir söz söyler. Bu adam parti lideri, reisi cumhur adayıydı. Reis-i Cumhur olmaya kalkan adam teröristle şehidi aynı kefeye koyuyor. Ben bazen diyorum Türkiye bir açık hava timarhanesine benziyor. Biz hiçbir şeye şaşmıyoruz. Bakırköy Akıl Hastanesi'nin bahçesinde gezen bir doktor oradaki delilerin anormal hareketlerini görse bakar güler geçer. Hiç yadırgamaz. Çünkü akşama kadar envanı görüyor. Ayakları dururken elleri üstüne yürümeye çalıştığını görse birinin güler. Biz öyle olduk. Biz öyle olduk. Her türlü anormalliği kanıksadık. Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'nin idaresine talip olan bir partinin lideri teröristle şehidi bir göremez. Böyle bir adamın millet tükrükle boğması lazım mitingde. Ne gezer? Ne gezer? Bir kısım basının tavrı bundan mı farklı? Yok. Aydın Doğan Fethullah'ın elinde esirdir. Kağıt İthalindeki suistimalinden hakkında açılmış bir ceza davası Temiz'de beklemektedir. 4 senedir Temiz Mahkemesi bunu karara bağlamıyor. Niye biliyor musun?
Demokrasinin kılıcı gibi Aydın Doğan'ın tepesinde tutuyor. O Aydın Doğan talebelikten benim arkadaşımdır. Onu benim kadar iyi tanıyan olmaz. Benim masamın müdavimiydi. 50'li yılların Metin Toker'in dergisini karıştırırsanız görürsünüz. Benim masam bir konferans salonu gibiydi. Hukuk Fakültesi kantini. O benim masamdan kalkmazdı. Coğrafya okuyordu. Mektep ayrı, benim masamda otururdu temelli. Kadir Beyoğlu Zeki Bey'in de akrabasıdır. Benim kadar sağcıydı talebeliğinde. Para onu böyle meczup yaptı. Para onu sarhoş yaptı. Ve bugün Fethullah esirdir. Onun arzu ettiği istikamette bir yayın yapmazsa, hükümete cephe almazsa, muhalefet etmezse, bu muhalefeti de onların arzu ettiği gibi çirkin bir uslupla yürütmese, ona derler ki bak davanı tasdik ederiz, hapse girersin. Başında demokrasinin kılıcı gibi, bilir misin bu tabirin menşeini? Eski Yunan'da demokras adında bir kral, çocukluk arkadaşlarından birisi ona diyor ki, ya sen kral oldun, emrinde adamlar var, devlet imkanları elinde, tahta oturuyorsun, ne rahatsın, ne bilmem nesin. Diyor ki ona, ben bu krallığı bir gün sana vereyim diyor. Yapar mısın? Adam seviniyor. Bir gün de bir gün. Tahtı ona veriyor. Herkese diyor ki bugün kral bu benim çocukluk arkadaşımdır. Ama bir hile yapmış. İnce bir misinayla tahtın üzerine bir kılıç asmış. İşte insanlar ona itibar ediyor, kral muamelesi yapıyor. Bizimki de seyrediyor bir kenarda. Bir ara keyiflendi, koltuğunda böyle arkaya yattı ki kılıç tepesinden aşağı asılı ince bir sesimle. Hemen fırladı kaçtı. Ne oldu dedi. Ya kılıç düşecek kafama dedi. Ben her gün o kılıcın altında oturuyorum dedi. Her gün o kılıcı, demokrasinin kılıcı. Devamlı varit olan ve kopmak tehlikesi olan bir kılıcın altında oturmak kabilindendir bugün Aydın Doğan'ın vaziyeti. Her an onların talimatına uymasın, hemen tasdik gelir, Aydın Doğan hapse girer. Hukuku daha evvel de kullandılar, hala da kullanıyorlar. İşte hırsız içeride. İçerideki hırsızın en tehlikelisi adliyede olandır. Çünkü hakim teminatı denen bir şey var. Polisten kolaydır. İdari tahkikatla meslekten atarsın, pasif bir vazifeye verirsin vesaire. Hakimi ne yapacaksın? Hakimin kılına dokundun mu kıyamet kopar. Alioğlu'nun 34 bin dolar sarfıyla Dubai'de tatil yaptığı Zekeriya Öz hala savcı. Sen savcısın, birinin davasına bakıyorsun, onun parasıyla Dubai'de tatil yapıyorsun. Ben verdim bu parayı dedi. Sen verdinse makbuzu Alioğlu'nun cebinden niye çıkıyor? Hukuk böyle alet edildi. Bundan sonra da edilir. Merak etmeyin. Ergenekon davasındaki beraat de gene böyledir. Sırf hükümeti müşkül vaziyete sokmak için. Nasıl denk getirdiler bak. Savcı hadisesini denk getirdiler, sessiz sedasız. Ergenekon'da hiçbir şey yok muydu? Elbette vardı. Yanlışı da vardı, doğrusu da vardı. Yanlışı, Fethullah'a muhalif olan askerler de bununla suç isnadıyla, ihdasıyla, uydurmasıyla dahil edilmişti. Ama aslında bu suça tesaddi eden, teşebbüs edenler vardı.
Hepsi nasıl beraat etti? Hükümete diyorlar ki biz istedik mi mahkum ederiz, istedik mi beraat ederiz. Biz hala güçlüyüz. Biz hala güçlüyüz. Şimdi bu güce karşı söyleyeceğimi söyleyeyim size. Vaktiyle 94 senesinde Latif Erdoğan bana geldi. Ben Gurbet İçinde, Gurbet isimli kitabımda Fethullah hakkında uzun bir dipnot yazdım. Bu Sümük Show kahramanı İslamiyet'i laiklikle bağdaştırmaya uğraşıyor. Asla buna başarılı olamayacak. Bu batıl rejim böyle 1000 tane Fethullah bulsa yıkılacak dedi. Fethullah bundan rahatsız oldu. Önce bana Harun Tokak'ı gönderdi. Harun Tokak daha sonra. Latif geldi, beni görüştürmek istiyor Fethullah ile. Ben de diyorum ki böyle alenen, açık bir salon, her isteyen girsin. Hayır, benimle hususu görüşecek. Çünkü bana diyecek ki ben de biliyorum böyle olduğunu, şöyle olduğunu da mekteplerimi ayakta tutmak için mecburum bilmem ne. Yalan söyleyecek. Yalan söyleyecek. Bu yalanı milletin önünde söylesin, ben de cevap vereyim. Onun durumu rahat. Rejime paralel konuşacak. Benim durumum sıkıntılı, ben bunu göze alıyorum. Kabul etmediler. Belki 10 okka var bir çikolata paketiyle geldi. Dedim ki bak siz himmet diye para topluyorsunuz, şu çikolata rüşvet bana dedim. Al getir onu. Netice bana dedi ki, bunu yazdığım için özet söyleyeyim size. Sen dedi İzmir'e geldiğin zaman Fethullah Efendi'yi tanıyan kimse yoktu. Sen Türkiye'de bir şöhrettin. Şimdi o Türkiye'nin en büyük grubunu kurdu. Sen onu kıskanıyorsun dedi. Haşa dedim. Ben onun yaptığı gibi bir iş yapmayı düşünmedim. Kimseyi şahsıma bağlamaya uğraşmadım. Benim davamı kabullenen, ona hizmet eden bir adam, bana hasım da olsa takdir ederim. Hesabım şahsi değildir. Ben bir cephe mantığıyla hareket ettim. O şahsına bağlıydı. Bağlıyor. Şahsına bağlı olmadı mı evliyanın da kıymeti yoktur. Netice dedi ki sen onu yıkamazsın dedi. Onu ben mi yıkacağım dedi. Onu Allah yıkacak. Çünkü bu dine ihanet ediyor. Bu dinin sahibi büyük. Onu dedim yükseltiyor ki minarenin tepesinden düşsün, tozu kalmasın. Yolda giderken ayağı burkulan ölmez. Ama minareden düşen geberir. Allah onu düşüşü şiddetli olsun. Mutlak mezimet olsun diye yükseltiyor. Haberi yok dedim. 24 milyon kilometre kare vatanın sahibi Osmanlı yıkıldı be. Fethullah kim oluyor dedi. Allah yıkacak onu. Bunu niye söylüyorum? İstedikleri kadar adliyede şöyleyiz, ordu'da böyleyiz, basında böyle. İstediğin kadar güçlü ol. Murad-ı ilahiye karşı senin Fethullah'ın ekibinin değil, bütün beşeriyetin gücü bir hiçtir. İza eradallahu şeyen hayye esbabehu. Allah seni yıkmayı murad etti mi esbabı halk eder. Her türlü mani karşısında, her türlü güçlük karşısında onu mağlup edecek müessir mümkündür. Sen istediğin tedbiri al. Tedbirler gibi maniler de sonsuzdur. Allah seni yıkmayı murad etti mi, senin tedbirini mağlup edecek esbab halk eder. Aha masonluğu çıktı ortaya. Daha evvel ben Ermeniliğini yazdım. Hala tekzip etmedi. Demek oluyor ki, böyle kargaşalar olur. Her musibet, bir insana isabet eden her musibet, İstihkak ile değildir.
Eğer her musibet istihkak ile olsaydı, enbiyaya hiçbir musibet gitmezdi. Çünkü masumiyet sıfatları var. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, eşeddül belâlel enbiya, bâde evliya, summe emsal, summe emsal. Belaların en şiddetlisi peygamberan-ı izam üzerine gider. Sonra ehlullah üzerine gider, sonra derece derece. İstikak ile olan, haramın ve zulmün karşılığı olan musibetlerdir. Dikkat edin. İki hatanın cezası dünyada çekilir, ahiretteki hesaba ilaveten. Bunun biri haramdır, biri zulümdür. Kendinden çıkmazsa neslinden çıkar. Li hikmetillahi teala. Anadolu'da derler ki, dedesi koruk yemiş, torununun dişi kamaşmış. Hatırlayın. Çünkü haram ve zulüm şahıstan çıkmazsa neslinden çıkar. Diğerlerin hesabı ahirettedir. Bu ikisinin dünyadadır. Bunun dışındaki musibetler istihkak ile değildir. Ola ki bir insana Cenab-ı Rabbil Alemin masumiyet ve mazlumiyet sıfatıyla huzura gelmesi için zalimliği hak etmiş olan adama ruhsat verir. Zalimin zulmü de ruhsat-ı ilahiye iledir. Lakin o ruhsat Allah'ın rızası değildir. Allah'ın rızası sadece hayırdadır. İradesi her oluştadır. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala budur. Savcı yönünden bakarsan Allah onu masumiyetle ve şehitlikle taçlandırdı. Ona desek ki şimdi. Ona desek ki şimdi haline bakıp olup da gel seni dünyaya kral yaptık. Kılı bile kıpırdamaz. Ahiretteki saadetin en cüz'i, en küçüğü, dünyadaki saadetlerin en azametlisinden daha ihtişamlıdır. O şehitlikle giden adama desen ki gel seni başsavcı yaptım, reisi cumhur yaptım, dünya kralı yaptım, gelmez. O kazandı. Bakın insanların kahir ekseriyeti bir cinayete şahit olduğu zaman öldürülene acır, öldürene kızar. Bu his ve tavır çok umumidir. Halbuki asıl acınacak olan katildir. Maktul dünya hayatını kaybetmiş. Katil ebedi hayatını kaybetmiş. Hadis-i şerifte buyurmuştur ki katiller bağırsakları sürünerek mahşerde hesap günü gelecekler. Bağırsakları yerlere sürünecek ve feryat edecekler. Onları diğer insanlar bunlar katil. Bunlar nahak yere adam öldürdü diye tanıyacak. Şimdi kimin zararı büyük? Ben bir adama aferin, arifsin derim ki nahak yere vaki bir cinayette katile maktulden çok acısın. Katile öfkesini merhameti örtsün, aşsın. Böyle bir görüş yok. Böyle bir görüş yoktur. Bu neden? Dünya ile ukvayı birlikte düşünemediğimizden. Onlar katil olarak gitti ahirete, savcı şehit olarak gitti. Daha başka bir şey söyleyeyim size. Başka bir hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, nahak yere adam öldürenler, ahirette Allah'tan dileyecekler, bizi öldürdüğümüz insanlarla karşı karşıya getir. Onlarla konuşmak istiyoruz. Cenab-ı Hak onları öldürdükleri insanlarla karşı karşıya getirecek.
Onlar diyecek ki arkadaşım, ben gaflet ettim, aptallık ettim, sersemlik ettim, senin canına kıydım. Ama benim bu hareketim beni mahvetti, seni abat etti. Mazlumen geldin ahirete. Allah aşkına, senin şu nailiyetine ben sebep oldum. Mazlumiyetin beni batıran bir fiilin neticesi oldu. Benim affım için Allah'a yalvarmaz mısın? Peygamber buyuruyor ki maktuller katillerine acıyacaklar. Eğer sizin içinizden biriniz bir an mahşere götürülse, oradan bir enstantane, bir kare diyorlar şimdi, bir enstantane görüp tekrar hayata dönseniz, babanızın katilini acırsınız. Babanızın katilini acırsınız. Şeriat, umumun vikayesi için suçluya ceza verir. Katil de bunun için katleder. Bu hadiseyi de bu gözle bakın. Allah-u Azimişan insanlara merhameti icabı olarak kaderi meçhul kılmıştır. Kader malum olsaydı, 5 sene sonra öleceğini bilse bir adam o 5 seneyi kederle yaşardı. Halbuki bir trafik kazasında yarım saat sonra ölecek adam o noktaya kadar söyleyerek gülerek gider. İyi mi olurdu o işi bilse 5 sene evvelden de son 5 senesini hatta 10 sene olsun isterse ızdırapla geçirsin. Allah kaderi meçhul kılmıştır. Lakin kader umumi seyri itibariyle kavranır. Nasıl mevsimleri havadaki gelişme seyri itibariyle bak yavaş yavaş hava ısınıyor. Niye? Mart bitti, Nisan geldi. Mayıs'ta daha çok ısınacak. Tekerrür ettiği için biliyoruz bunu. Eğer hayatımızda çok tekerrür etmeseydi, kışla karşılaştığımız zaman bir defa tekerrür etseydi hayatımızda, bir daha bu tabiatın düzeleceğine biz inanamazdık. Eyvah, bu tabiat mahvoldu. Bir daha bu düzelmez derdik. Beşeri bir takatle tabiat yeşillendirilmez. Eğer ağaçlara yaprak ekmek dikmek, çiftçinin ektiği buğday gibi insan emeğine tevakkuf etseydi, beşeriyet sadece ağaçları yeşillendirmek için vaktini harcasaydı, bahardaki o neşvi nemanın 1000'de 1'ini, 1000'de 1'ini yapamaz. Halbuki Allah-u Azimişan insanların ektiğinden diktiğinden 1000000 kat fazlasını rüzgarla ekiyor. Rüzgar. Rüzgar en büyük çiftçi. Hiç çınar ağacının tohumlarını gördünüz mü? Paraşütü var. Toplu iğne başı kadar tepesinde paraşüt var. Savurur gider rüzgar onu. Müsait bir zemin buldu mu icabında bir kayanın çatlağı arasında bile ağaç biter. Beşeri takatle tabiatı yenilemek, zindeleştirmek, yeni bir neşvi nemaya kavuşturmak asla mümkün değildir. Bu her sene kendiliğinden olduğu için kıştan hiç kimse telaş etmez, dünya mahvoldu demez. Bilir ki bu mevsim hükmünü icra edecek, geçecek. İman küfür de böyledir. Lakin yazla kış senede bir olduğu halde iman küfür tebeddülatı bazen bir asra bakar. Nasıl ki geceyle gündüz 24 saatte bir değiştiği halde yaz kış senede bir değişir. Periyodu farklıdır. Benim çocukluğumda ihtiyarlar eyvah bitti bu din derlerdi. Meğer Mehdi Aleyhisselam gele de işi düzelte. Hala böyle diyenler de vardı. Halbuki ben çocukluğumda 4 defa Kur'an hocasından kovulmuş, jandarma basmış,
ahıra doldurmuş bir insanım. Bugün hoca Kur'an öğretiyor diye basılan bir hoca var mı? O günün şartlarında öyle düşünülüyordu. Bir daha bu düzelmez sanılıyordu. Ama benim gençliğim ve çocukluğum kışa denk geldi, iman kışına. İhtiyarlığım da baharına denk geldi. Ben bu seyre bakıyorum. Bu seyirde görüyorum ki murad-ı ilahi küfrün aleyhine, imanın lehine bir seyir takip ediyor. Çünkü Allah-u Azimüşşan her oluşu, her zıddı ya kemelden zevale, zevalden kemale ebedi bir dönüşe tabi tutmuş. Çünkü beka şansı yok. Kainatta beka şansı yok. Allah'ın masivallahu vücuda getiren sıfat tecellileridir. Bu sıfat tecellilerinde ne beka sıfatından ne de halik sıfatı ilahiyesinden hiçbir varlığın nasibi yoktur. Hiç. O gördüğün ay, güneş, yıldızlar bile tekrar yok olmayı tadacak. Küllü men aleyhâ fân Allah'ın fermanı ilahiyesidir. Beşer hayatına gelince ve tilkel eyyâmü nüdâvilu hâninnâs buyuruyor Allah. Biz bu insanları döndürür dururuz diyor. Dönme dolap gibi. Dönme dolabın üstteki kabini 5 dakika sonra aşağı iner ama iman kabini yukarıdaysa bir asır sonra yere iner. Küfür kabini de yukarıdaysa o da 100 sene sonra aşağı iner. 80-100 neyse. Şimdi ben görüyorum ki mevsim kıştan yaza gittiği gibi fiziki mevsim, manevi mevsim de imanın galebesine doğru gidiyor. Bunu ispatlamak için sosyal hayatta vaki olan vukuatı seyrinden size 100 çeşit delil verebilirim. Ama liderlerden ölçeyim. Çünkü kemâ tekûnû yüvellâ aleyküm. Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Milletteki vasfa uygundur da idarecinin vasfı. Millet ne kadar sağlamsa idare eden de o kadar sağlam olur. Millet ne kadar çürükse o kadar çürük olan adama nasip olur. Re'si kârda, iş başında, devletin tepesinde bulunmak. Eğer millet Abdülhamid'in icraatına liyakati kaybetmeseydi Abdülhamid tahttan inmez. İttihatçıların zulmüne müsaak olmuş. İttihatçılara ruhsat vaki olmuş. Arkasından Mustafa Kemal'e teveccüh etmiş. İsmet Paşa'ya teveccüh etmiş. Onlar da ruhsat-ı ilahiyeledir. Size derler ki falan dahidir, fevkadduhattır. Dahiler dahidir. Kulak asmayın. Onun dahiliği 5 kuruş etmezdi. Millet onun zulmüne müstahak olmasaydı. Düşünün. Bir kalp krizini önlemek, doktor bile kalp krizinden ölüyor. Hiçbir beşeri takatle kabil izah değildir. Sen her zamanki hayatını yaşarken bir kan pıhtısı gelir, kalbi besleyen damarlardan birini tıkar, kalp kan pompalamayı yapamaz. 4 saniye. Allah'ın sanatındaki harikalığa bak. İnsan vücudunda trilyonlarla hücre var. Bu hücreler 4 saniye taze kan almadan yaşayabilir. 5. saniyede ölür. Kalbi besleyen kan damarındaki tıkanmadır kalp hastalığı. Ne kadar ana damarda olursa kalbin o kadar büyük bir nahiyesi iş göremez olur, kan pompalayamaz olur ve vücut bundan dolayı ölümü, vücut ölümü gerçekleşir. Şimdi senin kalbin dakikada 70 defa kan pompalıyor vücuduna. Nabız budur. 70 defa. Bir dakikada. Bir saate hesap et. Bir güne hesap et. Bu pompalamalardan bir tanesi tıkansa sen gittin.
gittin. Bu kalbi besleyen damarlarda bu tıkanma olduğu takdirde bu kalp hastalığı. Sen mi o kana tıkan diyorsun? Bir sebeple mi tıkanıyor? Hayır. Kalp hastalığı niye oluyor? Bunu bilen var mı? Yok. Efendim şunun yan tesiri olur, bunun ön tesiri olur. Kulak asma. Benim bir akrabam 12 yaşında sekteyi kalpten öldü. Pıhtı geldi, kalbine giden damarlar tıkadı, öldü. 12 yaşında alkol mü içti? Sigara mı içti? Yanlış bir şey mi yaptı? Hayır. Demek ki Allahu Azimişan her kalbin tık değişi senin ölümün olabilir. O senin astık kestik Türkiye'yi dar ağaçları bulvarı haline getiren adamın Allah ruhsat vermeseydi, o zulme millet müstahak olmasaydı bir kalp atışında bir pıhtı getirirdi. 57 yaşında ölmezdi. 27 yaşında ölürdü. Hadisata kader perspektifinden bakın. O zulme müstahak olmuş. Millet müstahak olmuş. Dini Muhammedi'nin kadri kıymetini bilmemeden cezaya müstahak olmuş. Lakin bu asılmalar, kesilmeler milletçe günahlarımıza kefaret teşkil etmiş. 50'de plak dönmüş. Dünya şartları geliştirmiş, demokrasiye geçirmiş. Peki, demokrasiye geçişte milletin arzusuna ram olmak yönünden Halk Fırkası gene inat ediyordu. Demokrat Parti. Başında Celal Bayar gibi bir din düşmanı adam olduğu halde halktan rey almak için halkın hissiyatına nispi bir hürmet göstermek ve karşısındaki partiden bir farklılık arz etmek için Menderes'in birkaç icraatı oldu. Ben Menderes'le görüşmüş bir adam birçok defa. Menderes ezan üzerindeki yasağı kaldırdı. İlk mekteplere din dersi koydu. İmam Hatip kurslarını İmam Hatip Mektebi yaptı. Radyoda Kur'an okuttu. İçki içti mi? İçti. Zina etti mi? Etti. Namaz kıldı mı? Asla. Menderes'in iktidarı benim gençlik yıllarım. Ben bir gazetede bir cuma veya bayram namazı Menderes'in kıldığını görmedim. Birinci merhale Demokrat Parti. Bu saydığım nispi icraatın neticesi de idam edildi. İdam edilme sebebi buydu. Bayar asılmadı. Çünkü bu icraat Menderes'ten bilindi. Milletin hissiyatına riayet etmek suç sayıldı. Menderes'ten sonra Süleyman Demirel, ikinci lider. Süleyman Demirel, İmam Hatip açtı. Mercedes'iyle geldi, mason olduğu halde. Mercedes'iyle, Menderes mason değildi üstelik. Mercedes'iyle geldi, Kocatepe Camii'nde cuma kıldı. İçki içti, zina etmedi. Bakın, kötülük azalıyor, iyilik çoğalıyor ikinci adam. Üçüncü adam Özal. Onda iyilikler daha çoğaldı. Atatürk ilah değildir dedi. Hatırlayın. Kürtlere ilk defa insani bir muamele yapmak lazım geldiğini ortaya attı. Çankaya'da iftar verdi, teravih kıldı. İyilik artıyor bak. Bu neyi gösteriyor biliyor musun? Milletteki düzelmeyi gösteriyor. Çünkü peygamber sözü tabiat kanunu gibi doğrudur. Kema tekûnû yüvelle aleyküm. Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Millet düzeliyor ki her gelenden daha düzgünü geliyor. Tayyip Bey bunların her üçünden de daha düzgün ve üstündür.
Bir tek şey söyleyeyim size. Uzun anlatmaya gerek yok. Zannediyorlar ki ben dal kalkuluk yapıyorum. Hayır, benim öyle bir mizacım yok. Ben yanlışı adamın yüzüne karşı söylerim. Hata sevap dengesine bakarım. Savcının evinde Kur'an okudu. Değme hafız okuyamaz. Reisi Cumhur aşır okuyor cenaze evinde. Hayal edebilir miydiniz? Benim gençliğimdeki ihtiyarları kaldırsam da Türkiye'de bir reisi cumhur var. Şehidin evine gitti de Ahşi Şerif okudu desem sen delisin der. Bu Mekke'de bile olmaz der. Ama bak oldu. Diğerlerinde buna mı kaydı? Ne demek? Kaderin seyri bu işte. Gidiş iyiden daha iyiye. Bunu ne Kılıçdaroğlu değiştirebilir, ne Fethullah değiştirebilir. Kadere ters düşenin kaderi mağlubiyettir. Seni İsrail'de desteklese budur, Amerika'da desteklese budur. Allah'ın gücüne karşı hiçbir beşeri güç, hiçbir şey ifade etmez. Sade sen cehennemdeki istihkakını, dereceni tamamlamak için ruhsat bulursun belli ölçüde. Bunun manası budur. O halde kader bilinmez ama seyri sezilir. Aynen mevsimin seyrinden yaza gidildiğini anladığın gibi. Havanın seyrinden akşam üzeri alacakaranlık olmuş. Bakarsın ki aydınlıktan yavaş yavaş karanlığa gidiyor. Anlarsın gece oluyor. Sabahleyin bunun aksidir. İmandan küfre geçiş de böyledir. Küfürden imana geçiş de böyledir. Galebe nöbeti İslam'dadır. Ne mutlu size ki siz o günleri görecek kadar gençsiniz. İsteyen istediğini yapsın. Bunlar doğum sancısıdır. Doğum sancısıdır. Direnenlerin son direnmeleridir. Murad-ı ilahi karşısında hiçbir beşeri güç bir varlık ifade etmez. Size çok söyledim. Bütün insanlık karar verse yeryüzünden tahta kurusunu kaldıralım. Yaşamasın böyle bir canlı bu küre yardı. Başarılı olamaz. Sivrisineği kaldıralım. Başarılı olamaz. Ay'a gider, Mere'ye gider ama sivrisineğe gücü yetmez. Neden? Çünkü o tayin ilahi eli vardır. Murad-ı ilahiye ters düşenin kaderi mağlubiyettir. Hasılı neticede hüsrandır. Onlar bu hüsranı yaşıyorlar. Eskiden orduya güveniyorlardı. Milletteki uyanış onlara şans tanımıyor. Milletteki uyanışa rol icabı, seçime kadar içki yasağı koymak kabiliğinden ayak uyduralım deseler tabandaki gavurcuklar dökülüyor. Müslümana teveccüh etse gavuru kaybediyor. Gavura teveccüh etse Müslümanı kaybediyor. İki ucu kirli bir değnek. Kaderin mahkumu. Kaderin değil, kaderin mahkumu. Küfür, kaderin mahkumu ve mağlubudur. وَكُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَيَكَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوكَ diye bağıracağız çok yakında. Başka bir sual sor.